Yani ben bunun bir taciz olduğunu düşünüyorum bu arada kesinlikle. Hatta bakayım Celal Şengör ile alakalı bir haber vesaire yapılmış mı? Haber yapıldıysa neler söylenmiş? Çağın Gökbakar'dan Celal Şengör'e sert tepki. 10 numara. Celal Şengör'e bir tepki de bakan yanıktan. Gülerek anlatması tacizin ağırlığını hafifletmiyor. Yani bunu savunanlar vesaire var. Nasıl savunabiliyorsunuz gerçekten bilmiyorum. Normalde empati konusunda çok yüksek bir millet olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü bizim Türk milletinde şöyle bir söz vardır en basit örneği. Birisi aynısını anana, bacına, karına, kızına yapsa hoşuna gider mi? Yani o açıdan bir de bakın olaya. Zaten taciz olduğunu kesinlikle anlayacaksınız. Yani birisinin bir hocanın yaşı kaç olursa olsun, akademik başarısı ne olursa olsun... Ee, ...karınızın poposuna şaplak attığını düşünün veya annenizin veya annenize veya kız kardeşine bunun kesinlikle taciz olduğunu zaten anlayacaksınız. Bu taciz çünkü. Taciz. Ya bu kadar basit yani. Taciz. Çok uzatmaya gerek yok. Yanımda duruyor hemen şurada. O kadar kızdırdı ki eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Al işte. Yani <laughs> şimdi bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bak. Ünvanların arkasına saklanarak meşruiyet sağlamayı... sağlama arayışı ise yakışıksız. Kesinlikle yakışıksız. Ya bir insan zaten akademik olarak çok başarılı bir insan olabilir yani bu onun hiçbir hata yapmayacağı yaptığı her hareketin aynı şekilde e, bir sorun teşkil etmeyeceği anlamına gelmiyor ki adam akademik olarak çok başarılı bir insan çok fazla atıfta bulunulan bir insan yani. Marifetmiş gibi pişkin pişkin giderek cinsel taciz ve şiddet uyguladığını anlatan bir akademisyen sırf ünlü diye cezasız kalmamalı. Kesinlikle kalmamalı bu arada. Bu tweet'i atan arkadaşı tebrik ediyorum bilerek anlatması çok midemi bulandırdı. Evet benim de midemi bulandırdı. Bununla alakalı video yapma gereği bile duymadım öyle söyleyeyim. Beğendiğim ve takip ettiğim bir bilim insanı olan Celal Şengör her ne kadar kendine göre Usamene ve Babacan bir tavırlı öğrencisi genç bir kadının eteğini kaldırıp babasına şapta kattırı de da babası bunu yapmadığı için kendisinin yaptığını giderek anlatsa da. <laughs> Allah'ım. Bakalım insanlar ne düşünüyormuş. Lan bu adam zaten sapıktı. Neden şaşırdınız ki? Celal Şengöl ile alakalı yıllar önce böyle birkaç tane daha haber duydum bu arada. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. tübet taciz ya. Başka bir şey yok. <laughs> kanka taciz tabii. Ben tabak. <laughs> Normalde biliyorsun kanka. Yani ben bu konuları çok konuşuruz chatte vesaire. Aynen. Hani otururuz tartışırız. İnsanlar bu konuda ne düşünüyor diye çok merak falan ederiz ama gerçekten ortada konuşulacak bir şey yok. Bu bir taciz. Biri, birinin birinin evet. eteğini kaldırıyorsun poposuna vuruyorsun. Bu taciz. Hani. Taciz. Bunun bir adı yok. Bu ya arada. Kim olur? Karşıdaki şikayetçi olmasa bile bu, bilet, bu bir taciz. Evet. Yani mesela bazıları. Yani bazı ne olursa olur. Tabi bazıları şey diyebilir mesela böyle geri zekalı insanlar da var çünkü sosyal medyada birkaç tane yorum gördüm Celal Şengör'ün bu yaptığı hareketle alakalı. Şey yazmışlar e kızın kendisi rahatsız değil. Birincisi kızı nereden tanıyorsun? İkincisi rahatsız olmadığını nereden biliyorsun? Üç ya korkuyorsa? Sonuçta Celal yani... Şengör ünlü bir insan ve bir akademisyen. Kız belki de ne bileyim mesleğinden olmak istemiyor belki okuldan atılmak istemiyor belki korkuyor eğer böyle bir şey yaparsam Celal Şengör'ün çok büyük fanları vesaire olduğu için Celal Şengör benim hakkında başka bir şey söyler de işte sıkıntıya girerim diye düşünüyordu olabilir. Nereden biliyorsun? Canım mezun olamam, iş bulamam. Tabii ki. Bunların hepsi düşünüyor olabilir yani. Kız zaten dehşete düşmüş. Evet ya o da ayrı bir konu işte. Ay korktum be. Vallahi korktum. Metin abim iki tane ninja cini göndermiş. Teşekkürler Metin abi desteğin için. Soru gelmiş aslında ama bu soru üzerinde çok uzun uzun konuşabiliriz. O yüzden çok uzatmayacağım ya. Neo sence bunun Celer Şengör'e göre normal olması ve bunu rahatça anlatmasını neye bağlıyorsun? Sence kültürle mi ilgili? Kanka kesinlikle hem kültürle alakalı hem de kafa yapısıyla alakalı. Celal Şengör mesela hatırlarsanız şey vardı. Sibel Kekilli'yi belki biliyorsunuzdur. Hani bu chatte küçük kardeşler var ama söylemem gerekiyor vereceğim örneği anlamanız için. Sibel Kekilli dostlar e, ya, ...porno filmleri çeken bir Türk. Almanya'da doğmuş, büyümüş ve bayağı da ünlü birisi aslında. Game of Thrones'ta falan da oynamıştı. Sibel Kekilli, e, porno yıldızı olduktan sonra ailesi Sibel Kekilli'yi dışlıyor. Hani sen artık bizim kızımız değilsin böyle şeyler yaptığın için diyor. Jelal Şengör bununla alakalı mesela o aileyi yobazlıkla suçlamıştı. İşte siz yobazsınız, siz e, salaksınız, kız orada sanat yapıyor... Sibel Kekilli'yi tebrik ediyorum. Ne bileyim keşke benim kızım olsa tarzı şeyler vesaire söylemişti yani. Araştırabilirsiniz. Bu Bunu kafamdan sallamıyorum. Yani bir insanın kızı veya oğlu pornografik filmlerde oynuyorsa ve ailesi bunu istemiyorsa bu onların yobaz olduğunu göstermez ya. Alakası olduğunu düşünmüyorum ben bazı şeylerin yobazlıkla. Çetdeki kim kızının veya oğlunun aynı şekilde porno yıldızı olmasını ister Allah aşkına. Bak pornografi bir ihtiyaç mıdır, değil midir? Porno film çekenlere saygı tabii ki duyulmalıdır. Onlar da bir iş yapıyor sonuçta. E, hayatında cinsel ilişkiye girmemiş e, insanlara bir ön izlenim sunuyorlar yine aynı şekilde ilişkiye girmeyecek e, giremeyecek olan insanlara bir tatminlik sağlıyorlar. Sonuçta bir film. Bu bir sektör. Ama kim ister yani bunu <laughs> kızının böyle veya oğlunun böyle olmasını? Bu arada İstemezsiniz ya. Belki kilinin e, o, o sektöre kredi kartı borcu yüzünden girdiğini öğrendiğimden beri kart ekstremi gününde ve zamanında yatırdım doğru bir ki orada. Bakın bir de şöyle Bakın, bir ne durum ne var. İnsanlar ee, insanlar şunu çok karıştırıyorlar. Dünyada atıyorum mesela şu an kafadan sallıyorum sayıyı. 10 tane diyeceğim. Dünyada 10 tane porno yıldız varsa yüz binlerce vardı. Biz 10 tane olduğunu farz edelim. Dünyada 10 tane porno yıldız varsa emin olabilirsiniz bunların 9 tanesi belki daha fazlası 9.5 tanesi Emin olun kendi isteğiyle bu işi yapmıyordur. Ben porno yıldızlarıyla alakalı bir tane şey izlemiştim, belgesel izlemiştim, röportaj vesaire yapıyorlardı. Hani bir insan neden bu işi yapar vesaire diye merak etmiştim. Dostlar %99'u parasızlıktan ve gerçekten başka bir yol kalmadığı için bu mesleğe yöneliyor. Yani aslında sizin, sizin sandığınız gibi hani biz diyoruz ya o insanlara ya bunlar sanat yapıyor falan vesaire diye. Birçoğu kendi isteğiyle bile bunu yapmıyor. yapmıyor. Birçoğu kendi isteğiyle bunu yapmıyor. Ve insanlar bunun farkında değil. Elbette herkese saygımız var. Ayrı bir konu. Ama yani kızımın da porno yıldızı olmasını istemem anasını satayım. Eğer bu beni yobaz yapıyorsa dibine kadar yobazım. Bunun yobazlıkla ne alakası var ya? Kim kızının porno yıldızı olmasını ister arkadaş? Yobazlıkla hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yok ya. Ben Müslüman bile değilim lan ben. Yani sadece hani dini görüşü olan insanlarla mı alakalı? Hayır o da değil. Ondan da bahsetmiyorum. Ama bunun yobazlıkla, bağnazlıkla, geri kalmışlıkla bir alakası yok. Yani. Açma sapan konuşuyorlar işte. Dediğim gibi yani bu konu çok derinlemesine bir konu. Saatlerce konuşulması gereken bir konu aslında. Dediğim. Al mesela belki örnek verdi. Ben bilmiyordum bunu. Sibel Kekilli e, kredi kartı borcunu yatıramadığı için porno endüstrisine evet. katılmış. E şimdi bu kendi isteğiyle mi yapmış oluyor? Hayır. İmkansızlıktan. Ha bu kadar basit.